Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bu sefer direkt yazıyı koyarak başlıyorum. Evet, son videomuzda dedik ki bu adamlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama yapmaya çalıştıkları şeyin iki tane kritik noktası olacak dedik. Bir tanesi OGL 1.2 yayınlanacak ve ne olduğunu artık son halini göreceğiz. İkincisi de dedik ki bu işte Paizo'nun, Chaosium'un, Cobalt Press'in, Green Run'in böyle ultra mega über hard ortak güç diye yayınlayacağı Orc License, yani Open RPG License, yanlış hatırlamıyorsam. Open RPG Creative License değil mi? ORC oluyor, evet. Open RPG Creative License yayınlandığı zaman, yani o çıktığı zaman hani alternatif olacak falan diye heveslendik, ne çıktı diye bakacağız. Bir de tamam, bu adamlar madem yeni OGL yapıyorlar, neymiş o, onu göreceğiz şeklinde bir bakış atacaktık. Arada çok, yani ne kadar zaman oldu tam hatırlamıyorum, kaç gün geçti tam hatırlamıyorum ama çok böyle aşırı ciddi bir şeyler olmadı. İnsanların da o sosyal medyada, işte Reddit'te vesairede yaptığı spamler gittikçe azalmaya başladı. Daha regular hale döndü. İnsanların o heyecanı, o kızgınlığı gittikçe sönmeye başladı, yani öyle söyleyeyim. Yani gördüğüm kadarıyla çok ciddi dönüşler olmadı. Yani işte ben ağzına sıçayım Wizards of the Coast'u deyip aa yok abi tamam ben Wizards of the Coast'a geri döneceğim gibisinden bir yaklaşım görmedim kimseyle. Zaten olmaması da lazım. Yani şu noktadan itibaren aslında geri dönmek biraz yani aptallık, biraz koyunluk. Yani biz bunu kendi ülkemizin siyasetinde çok gördük. Yani hobimizde görmeyelim bir zahmet diye düşünüyorum. Neyse, bugün ben bu videoyu kaydetmeye başlamadan bir saat kadar önce, ya da bir saatle iki saat arası diyelim, bir video şey daha yayınladı, bir yazı daha yayınladılar. Bugünkü konumuz da bu olacak. Şimdi bu abiler ne yapmıştı? En son feedback açmışlardı. İşte bir taslak yayınlayıp taslakla ilgili geri dönüş alacaklardı. O geri dönüşle ilgili ellerindeki veriyi paylaşmışlar ve zaten ekrana da gördüğünüz üzere böyle 80'li 90'lı veriler olduğu için herhalde şey demişler ya, daha fazla sormaya gerek yok. Tamam anladım. Tamam lan, tamam yapmışlar böyle. Şimdi yazının yine Google Translate'deki versiyonunu okuyacağım. Siz de ekrandan da takip edebilirsiniz. Açıklamaya ekleyeceğim linkten orijinal yazıyı da okuyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi diyor ki, bize oyun testi geri bildirimi verdiğinizde bunu ciddiye alıyoruz. Şimdiden 15.000'den fazla kişi anketi doldurdu. İşte söyledikleriniz diyor. Yani benim gördüğüm genelde şey oluyor. Mesela belli ki 20.000'den az. Çünkü 20.000'den fazla olsa bu sefer 20.000'den fazla diye duyururdu. Muhtemelen böyle 15.500, 15.800 gibi bir yerlerde mevzuyu kapatmışlar. Ki yani D&D ve D&D'nin aldığı tepkiyi düşünürsek hani 15.000 çok az bir sayı. 20.000, 30.000 bunlar çok az sayılar. Ona rağmen ellerindeki veriyi hemen paylaşıyor. Bu mesela şeydir, yani hakikaten bir yenilgi görselidir benim için. Hak ediyor bunlar. Gittikçe daha kötü yerlere gidecekler diye umuyorum. Çünkü yani balık baştan kokar. Biliyorsunuz ben zaten bütün düşüncelerimi her videoda söyledim. Ben bu adamların gidişatını sevmiyordum. Ve bu adamların gidişatı benim D&D'den çok soğuttu. Özellikle bu noktada biraz şey oldu. Hani ben zaten bırakmışım. Üstüne tüy diktiler. Neyse bakalım ne söylenmiş. %88 demiş ki TTRPG içeriğini OGL 1.2 kapsamında yayınlamak istemiyormuş. %90 OGL 1.2'ye uyum sağlamak için işlerin bazı yönünü değiştirmek zorunda kalacakmış. %89 OGL 1.0'ın yetkisinin kaldırılmasından memnun değilmiş. %86 taslak VTT politikasından memnun değilmiş. %62 sistem referans dokümanının içeriğini Creative Commons'a dahil etmekten memnun ve memnun olmayanların çoğu Creative Commons'a daha fazla SRD içeriği bekliyor. Mantıklı. Ne demiş? Bu canlı anket sonuçları açıktır. 1.0
Yani sonuç belli diyor yani. Sonuç belli. Siz bir nokta A ile devam etmek istiyorsunuz. Geri alınamasını istiyorsunuz. Ve Creative Commons'ı seviyorsunuz diyor. Tabii CC güzeldir. Ne demiş? Geri bildirim o kadar yüksek hacimli ve yönü o kadar açık ki şimdi harekete geçiyoruz. Ne demiş bakalım? OGL 1.0 A'yı olduğu gibi bırakıyoruz. El değmemiş şekilde. Ayrıca SRD 5.1'in tamamını bir Creative Commons lisansı altında kullanıma sunuyoruz. Hangisini kullanmayı tercih ettiğinizi siz seçersiniz. Yani ya OGL 1.0 A ile devam edeceksin ya da Creative Commons mı kullanacaksın? Bu mudur? Neyse. Bu Creative Commons lisansı içeriği herhangi bir kullanım için ücretsiz olarak sağlar. Bu lisansı kontrol etmiyoruz ve değiştiremiyoruz veya iptal edemeyiz. Sözümüze inanmanızı gerektirmeyecek şekilde açık ve geri alınamaz. Sözümüze inanmanızı gerektirmeyecek şekilde açık ve geri alınamaz. Burayı tam şey yapamadım. Ya cümleler böyle biraz yarıda kesiliyor gibi ya, o yüzden biraz kafamı karıştırıyor. Neyse. Ve açık olması bir VTT politikasına gerek olmadığı anlamına gelir. SRD'yi Creative Commons lisansı altına yerleştirmek tek yönlü bir kapıdır. Geri dönüş yok. Buradaki amacımız istediğinizi teslim etmektir. Peki ya bu sürece başlarken bizi harekete geçiren hedefler? Ne olmuş onlara? D&D oyun deneyimini geleceğe taşımak istedik. Abi onunla o aynı şey değil. D&D deneyimini geleceğe taşımak istiyorsan yeni teknolojiyi takip edeceksin. Yeni teknolojiyi uyacaksın. Bir kere PDF satacaksın. Bunu yine de sizin yardımınızla yapmak istiyoruz. Bu topluluğun tutkulu ve aktif olduğu için bu topluluk tutkulu ve aktif olduğu için minnettarız. Çünkü ya da bu topluluğun tutkulu ve aktif olmasına minnettarız. Çünkü oyunun kapsayıcı ve kucaklayıcı doğasını korumak için yardımımıza ihtiyacımız olacak. OGL'i TTRPG'lerle sınırlamak istedik. Bu yeni yaklaşımda bunu bir kenara bırakıyoruz ve oyunun geleceğini belirleme konusunda sizin seçimlerinize güveniyoruz. İşte Creative Commons lisansı ile SRD 5.1'in bir PDF'i basitçe yayınlayarak geri alınamaz bir Creative Commons lisansı altına yerleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta daha uygun bir yerde ağırlayacağız. Yani daha yani muhtemelen kendi web sitelerinden falan yayınlayacaklar. Orada ağırlamak dediği hosting. Bu adımı şimdi atmamız önemliydi. Bu yüzden soru yok. Evet, Google Translate biraz kafaları karıştırıyor. Burada işte SRD 5.1 CC dediği Creative Commons linki. Burada da şey var. Ne demiş? OGL 1.2 anketi şimdi kapatıyoruz. Hani Şubat amık? Hani Şubat? Bak Şubat'a kadar bekleyememişler bile. O kadar fazla kötü yorum gelmiş ki. Artık tamam deyip şey yapmışlar. Hatta muhtemelen o sayılar birazcık daha yüksektir. 89-90 falan değildir. 94-95 bile olabilir yani. Oyuncularımızı ve yaratıcılarımızı nasıl daha iyi destekleyebileceğimiz konusunda sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Düşüncelerinizi paylaşmaya devam ettiğiniz için her zaman olduğu gibi teşekkürler. Kyle Brink, yürütücü yapımcı. Yürütücü yapımcı. Dungeons and Dragons. Evet, böyle bir yazı yayınladılar. Ya şimdi burada ne var? Tamam biz bir şey yapmaya çalıştık. Bak, elindeki 5 tane almak isterken elindeki 3 taneden oldu burada. Neden? Çünkü bak şey diyor mesela insanlar hem Creative Commons olsun hem de Creative Commons içerisinde daha fazla SRD içeriği olsun diyor. Yani ben mesela şey yaptığım zaman bir yerden işte beleş D&D şeyi indirdiğim zaman içinde bir tane mesela işte 4 tane class, her birinde bir tane subclass, 3 tane büyü, bir tane feed olmasın. Yani ben onunla oyun oynayabileyim, seçeneklerim olsun. Aslında birazcık da bu var. Tabii burada aslında mevzu işte ücretsiz bir versiyonla oyun oynayabilmek, çeşitlilik elde etmek değil, içerik üretmek. Yani içerik üretirken daha fazla seçeneğim olsun. Daha fazla şeyi lan acaba bu çakışır mı korkusu yaşamadan kullanabileyim. Böyle aptal aptal isimler üretmeyeyim. Çünkü şöyle bir durum var. Her ne kadar bu
şeyleri seviyor olsam da, third party içerikçilerini seviyor olsam da, Set'in kitabı çıkaranların böyle şeylere bakıyorsun. İşte New World of Chiculo bilmem Nexia. Yok işte ırklara bakıyorsun, Zvargmax bilmem ne, işte Chiculo Bomba bilmem ne. Böyle abuk subuk isimler koymuş. Hepsinin de D&D'nin orijinal halinde, lisanslı halinde düzgün ismi var. Onu dememek için çok sıkmış, böyle saçma sapan isimler koymuş. Çok fazla var böyle. O yüzden hakikaten yani SRD'nin genişlemesi, daha fazla şeyi içerisinde barındırması, üreticilere daha fazla şey kullandırması çok fazla yardımcı olacak bir detay. Umarım bunu yaparlar. Yani zaten bu yönde geri bildirim de almışlar. Bunun dışında şey kısmı, kendi söyledikleri şey, mesela bu D&D deneyiminin geleceği taşımak istedik. Ya D&D deneyimini değil, bak ne demiş, we want to protect the D&D play experience into the future. Abicim sen yeni OGL çıkarak bunu yapmaya çalışmıyorsun ki. We want to monetize the D&D play experience into the future. Daha çok. Yani sen monetize etmeye çalışıyorsun. Ama bu insanlar yer mi? Yani ben yerler diye bekliyordum bu arada. Yemediler. Beni şaşırttılar. İnsanlık, beni şaşırttınız. Onu söyleyeyim, beni şaşırttınız. Ya bu muhtemelen D&D'nin oynanma sayılarında çok ciddi bir değişiklik yaratmayacaktır. Hala çatır çatır campaign'ini oynatanlar var. İşte ücretli dungeon master'lığını yapıp hala kütür kütür paranın bir taraflarına koyan var. Bunu değiştirmeyecektir. Çünkü her şeyden önce şöyle bir şey var. İnsanlar ki oynattıkları oyuna kendilerinden de bir şeyler katıyorlar. Oyuncuların kattığı şeyleri de kullanmaya çalışıyorlar. Böylelikle zaten o oyun o gruba özel bir oyun haline geliyor. Bu yüzden D&D bunu, yani Wizards of the Coast bunu ne yaparsa yapsın bozamaz. Bu insanlar da oynamak istedikleri şeyi o şekilde devam ederler. Ama ben açıkçası bundan sonraki adımlarda üzerinde Wizards of the Coast olan şeylere para verilmesine karşıyım. Sebebi de zaten burada, yani kaç videodur konuşuyoruz. Bu adamların bu yaklaşımı. Yani dediğim gibi bak, bu siyasette var. Siyasette bir şey yapamıyoruz. Ama burada bir hobi söz konusu ve burada hani bütün dünyadaki insanların söz hakkı olan bir şey. Çünkü bu hani ülkenin siyaseti gibi bir şey değil ki orada yaşamayan insanı ilgilendirmesin. Amerika'da değilsen bana ne değil ki. Ben de içerik üretebilirim. Ben de ürettiğim içeriği Dungeon Masters Guild'da veya Drive Thru RPG'de satabilirim. Ayarlayabilirsem ben de Kickstarter yapabilirim. Ya da ne bileyim Patreon'dan içerikler üretebilirim. Ama bu şeye izin verirsek, böyle gelenin geçenin bizi böyle inek gibi sağmasına izin verirsek, yani yarattığımız şeyin bir değeri kalmaz, harcadığımız emeğin, zamanın bir değeri kalmaz. Bunların hepsi sıkıntı. Yani bu aslında oyuncu için de sıkıntı. Neden? Oyuncu da mesela güzel, farklı içerikler bekliyor, tamam mı? Daha önce kimsenin değinmediği konulara değinilsin istiyor. Ne bileyim, en basitinden böyle işte korsanlığın, denizciliğin daha böyle ön planda olduğu bir oyun istiyor. Ama bunun için ne doğru düzgün kural var, ne doğru düzgün klas seçenekleri var, ne modifiye edilmiş bir yer, hiçbir şey yok. Bunu üreten adamın üretebilmesi için bu tür engellerin aşılması lazım ki adam da buna harcadığı zamanın bir karşılığını alıp hayatına devam edebilsin. Çünkü kitap hazırlamak gerçekten çok zor. Yani pardon. Kitabın yazması ayrı dert. Yasal süreci ayrı dert. Görselleri ayrı dert. Bunu basmak istiyorsun, printlemek istiyorsun. Gidip Çin'den yazıcı adamla iletişime geçip projeni vermen lazım. Onun işte örnek çıktılarını alıp inceleyip bak şunun şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş diye adama revize yollaman lazım. Yani yapılacak tonla işi var ve bu işler zaman, emek, işte mental sağlık vesaire gerektiren şeyler. Bu yüzden de bu tür durumlarda en azından şöyle, bu Wizards of the Coast'un yaptığı şerefsizlik gibi engellerin en azından olmaması insanların üzerinden bir miktar yükü alıyor. Aslında bu yük çok da ciddi bir derecede değildi. Yani küçükten de olsa vardı ama çok ciddi bir derecede değildi.
Ancak çok böyle radikal bir karar alıp bu OGL 1.2 yayınlamak istedikleri anda, hatta 1.1'i yayınlamak istedikleri anda bir çok büyük bir sıçış oldu. Ya muhtemelen bu mevzu OGL 1.3'e belki 1.4'e kadar da gidebilir. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani bundan sonrasını birazcık da zindancılar düşünsün. Ben bundan sonra üzerine Wizards of the Coast yazan herhangi bir şeye para vermeyeceğim için vicdanım rahat olacak. Yani siz bu şekilde mesela vicdanınızın rahat olduğunu düşünüyorsanız yapacak bir şey yok. Ama bence herkesin bir tepki göstermesi lazım. Yani şu zamana kadar gerekirse Wizards of the Coast'un her şeyini illegal tüketiyor ol. Mevzu senin ne kadar cüzdanından para gittiği değil, senin nasıl bir mentaliteye, nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğun. O yüzden herkes ona göre önlemini alsın, adımını atsın, kendi rengini göstersin diyorum. Ve bu videoyu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere.